Garnizon komutanım, sayın başsavcım, sayın ilçe emniyet müdürü, kıymetli daire amirlerim. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95. yıl dönümü münasebetiyle kelenk sunmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Kelenk sunma programını arz ediyorum. Kelenklerin sunulması, saygı duruşuna akabinde İstiklal Marşı, günün anlam ve önemini gerektiren konuşmanın yapılması, kelenklerin sunulması, kaymakamlık makamı çelengi arz ederim. Çelenk kal. Burada da var. Belediye Başkanlığı Çelengi. Yurdumuzu bizlere emanet eden başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün Türk büyüklerinin ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Thank you.
bütün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere Jandarma Teğmen Mevlüt Bozkurt'u davet ediyorum. Teğmen Mevlüt Bozkurt. Sayın Kaymakamım, Komutanım ve değerli misafirler. Bugün burada Türk milletini yok etmeye ve Türk vatanını istilaya kalkışan düşmana karşı kazandığımız şanlı zaferimizin 95. yıl dönümünü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Türk milletinin yakın tarihi anılmaya ve kutlanmaya değer büyük olaylarla doldur. Bu olayların en önemlisi ise hiç şüphesiz yüce Türk milletinin Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirmiş olduğu çok yönlü, çok boyutlu bir süreç olan Kurtuluş Savaşı'dır. Atatürk 30 Ağustos Başkomutanlık Zaferi için 30 Ağustos Muharebesi Türk tarihinin en mühim dönüm noktasını teşkil eder. Milli tarihimiz çok büyük ve çok parlak zaferlerle doludur. Fakat Türk milletinin burada gerçekleştirdiği zafer kadar kesin sonuçlu ve bütün tarihe, yalnız bizim tarihimize değil, cihan tarihine yeni bir yön vermekte kesin etkili bir meydan muharebesi hatırlamıyorum. Değerlendirmesini yapmıştır. Bu mutlu gün Türk ulusunun tarihinde bir dönüm noktasıdır. Düşmanları ve onların ülke içindeki işbirlikçileri tarafından yok edilmeye ve paylaşılmaya karar verilerek toprakları işgal edilmiş, ordularının elinden silahları alınıp askerleri terhis edilmiş, yıllardır devam eden savaşlarda bütün kaynakları heba olmuş bir imparatorluğun yıkıntıları arasından Ulu Önder, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk milli bir devlet ve kahraman bir milli ordu çıkarmayı başararak 30 Ağustos 1922'de Anadolu'daki yüzlerce yıllık Türk varlığına kastedenleri bozguna uğratmıştır. Türk tarihinin en önemli dönüm noktası olan bu zafer, asil Türk milletinin ve kahraman ordusunun Ulu Önder Atatürk'ün etrafında kenetlenerek milli birlik ve beraberlik duruğu içerisinde sürdürdüğü özgürlük mücadelesidir. Bu zaferle eşsiz başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı özgürlük ateşi yalnızca Türk milletinin değil, dünyada ezilmiş ve esaret altındaki bütün mazlum milletlerin de hürriyet meşalesi olmuştur. Bu büyük zafer aynı zamanda Türk ulusunun çağdaşlaşma yolunu açan, modern çağın gerektirdiği siyasi, hukuki, ekonomik ve sosyal reformları gerçekleştiren, Türk inkılabını başlatan bir kıvılcım olmuştur. 30 Ağustos destanını yazan Türk ordusu, Türk milletinin ve Türk vatanının şan ve şerefini, dahili ve harici her türlü tehlikelere karşı korumak olan vazifesini her an ifaya hazırdır. Bu vazifeyi yerine getirmek için gerekli her türlü modern silah ve araçlarına, yüksek eğitim ve disiplinine, azim ve kararlılığına sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kanlarını ve canlarını feda ederek bizlere bırakan, başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizin aziz ruhları önünde saygıyla eğiliyor, kahraman gazilerimize şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Arz ederim. Sayın Kaymakamım, Garnizon Komutanım, Cumhuriyet Başsavcım, İlçe Emniyet Müdürüm ve kıymetli daire amirlerim. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen çelenk sürme programımız burada sona ermiştir. Arz ederim. Kutlama programımız saat 10.30'da İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde tebriklerin kabulüyle devam edecektir. Arz ederim.